Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde yaşadığımız hayatın manası hakkında bazı ayetler bizlere göndermiş. Bunun en ürpertici olanlarından birisi Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Ey insanlar, siz sanıyor musunuz ki biz sizi abes yere, maksatsız, gayesiz, boş, batıl bir hiç olarak yarattık? Böyle mi sanıyorsunuz? Bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu edebiyatta istifhamı istinkari derler veya inkari derler. Yani böyle değil. Soru soruyor ama böyle olmadığını beyan etmek için soruyor. Hayat boşuna değildir, gayesiz değildir, maksatsız değildir, abes değildir. Hayatın bir anlamı var, bir gayesi var, bir fonksiyonu var. Bizim yaşayan insanların, hayata sahip olan, hayatın içinde olan varlıkların bir misyonumuz var, bir görevimiz var sırtımıza yüklenmiş olan. İnanmayan insanlar hayatı anlamsız, boş bir şey olarak görüyorlar. Şairin birisi diyor ki, hadis ez mütribi meygü ve razı der kemtercu ki kes nekşudu nekşayet be hikmet in muammara. Meşhur İran şairlerinden birisidir bunu söyleyen. Diyor ki, boş ver, çalgıdan bahset, içiden bahset, hayatın anlamını ne yapacaksın arayıp arama. Çünkü bu muammayı şimdiye kadar kimse çözmüş değil. Bir başka şiirinde demiş ki, bu kitabın baş sayfaları, son sayfaları kopuktur. Yani meçhul, bilmiyoruz. Başı nereden başlıyor, neyin nesiymiş, bize meçhul. Sonu nerede bitiyor bu kitabın, bilmiyoruz diyor. Bu imansızların inançsızlık boşluğu içinde efendim çırpınışları. Boş bir hayat, gayetsiz bir hayat. Ve onları bu boş düşüncenin, bu yokluk, muazzam, müthiş bir şey, bu yokluk hissinin düşürdüğü tuzak. İçkiden bahset, zevkten bahset, keyiften bahset. Dünyaya bir defa gelmişim, sonun ne olacağı belli değil, evvelce nerede olduğum belli değil. Efendim, hani doyunca, patlayınca, tıksırınca yemek içmek, yaşamak tarzında. Belki hayvanlar bile böyle değil. Yani insanın inançsızlığının düştüğü bu durum hayvanlardan da belhum edal, daha aşağı durum olmuş oluyor. Hayat, hayat bir imtihan. Hayat liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela, hanginiz daha güzel iş yapacak, hanginiz daha güzel imtihan başaracak diye, sizi imtihan etmek için ölümü, hayatı var eyledik diyen Allah-u Teala Hazretlerinin kulları sınaması bir imtihan. Bu gerçek, bu hakikat. İslam'ın en mühim hakikatlerinden birisi bu. Ahiret inancı. Ahirete gideceğiz. Bu dünya hayatı, el hayatü dünya, şimdiki hayat, fani, geçici, rüzgar gibi geçen, yel gibi geçen, esip tozan, göz yumup açınca efendim tükeniveren, nasıl geçtiği anlaşılmayan bir zaman parçası. El hayatül ahire, asıl hayat, ebedi hayat, sonsuz hayat, bitmeyen hayat. Hüm fiha halidun, insanlar orada neyle karşılaşacaklarsa, hangi dara, efendim dar-ı saadete mi girecekler, efendim dar-ı cennata mı girecekler, yoksa dar-ı cehime mi girecekler, cennetlik mi olacaklar, cehennemlik mi olacaklar, neyse orada ebedi kalınacak. Asıl alem orası. Rakamlarla ifade edilemeyecek devamlı, sonsuz, ebedi, halidi alem orası. Burası rakamlı olduğu için, sonlu olduğu için burası bir hiç. İkisini birbirine nispet edersek, dünya hayatı ahiret hayatına göre nedir diye nispet edersek, oranlarsak,
Bu bunun kaçta kaçıdır diyecek olursak, diyelim ki 100 yıl yaşadık veya 1000 yıl yaşadık, 1000. Ahiret hayatı sonsuz, 1000'i sonsuza bölersek, sıfır. Yani bir rakamın sonsuza bölümü, bir rakamın sonsuza bölümü sıfırdır. Çünkü sonsuz derecede küçük parçalara bölüyorsunuz, sıfır olur. Sıfırdır. Yani matematik bunu söylüyor. Dünya hayatıyla ahiret hayatını inceleyecek olursanız, acaba bu bunun kaçta kaçı? Dünya hayatı 1000 yıl sürecek olsa, efendim ahiret hayatının yanında kaçtır? Sıfırdır. Dünya hayatı sıfırdır. Biz buraya gelmişiz, bir müddet yaşamışız. İşte siz gençlik yaşlarındasınız, biz de ihtiyarlığın başındayız. Bilmiyoruz bundan sonra ne olacak, kaderimiz, alnımızda yazımız nedir bilmiyoruz. Ama burada bazı şeyleri bilmek en büyük vazifemiz. Yani bizi kim yarattı? Bize bu nimetleri kim veriyor? Bize bu varlığı kim vermiş? Bu aklı kim vermiş? Bu düşünce, bu tefekkür, şu şiirler, efendim bu güzellikler, efendim vücudumuzun kabiliyetleri bizden değil. Bizim dışımızdan bize verilmiş nimetler. Küçücük bir tohumdan efendim çıkan ağaç, ağacın dallarından sarkan meyveler, kırmızılar, yeşiller, renkler, tatlılar, ekşiler, yerden fışkıran feyizler, bereketler, küçücük bir tohumdan harika sonuçlar, Allah'ın çeşitli nimetleri. İşte bunların mahiyetini biz bu nimetlerden istifade ediyoruz. Yani yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, şeniz, zindeyiz, hoşuz, iyiyiz. Kime teşekkür edeceğiz? Efendim, nedir bu nimetlerin kaynağı, neresidir? Kim gönderiyor bize? Yani her gün bir yerden bir zarf içinde bize efendim 1 milyon lira para gelse sahibini merak etmez miyiz? Kim gönderiyor? Bize bunca nimeti kim verdi? Kim vermeye devam ediyor? Kim bizi bu nimetlerine gark etti? İşte Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle bizim en mühim görevimiz, en büyük ödevimiz bizi yaratanı bilmek ve bulmak. En affedilmez suç yaradanı bilmemek, bulmamak, tanımamak veya yanlış tanımak. Yanlış tanımaya şirk diyoruz. Bilmemeye küfür diyoruz, inkar diyoruz. Suçların en büyüğü bu. Erhamür Rahim'in olan Allahu Teala Hazretleri her günahı bağışlayabiliyor. Adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, ömrünü fena yollarda geçirmiş vesaire, tevbe edip doğru yola gelince affedebiliyor. İnnallâhe lâ yâgfiru en yüşreke bihi şeyen ve yâgfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Öbür suçların hepsini bağışlayabilir ama kendisini bilememe, bulamama suçunu bağışlamıyor. Çünkü bundan büyük suç olmaz, bundan büyük duygusuzluk olmaz, bundan büyük gabilik olmaz, bundan büyük vurdum duymazlık olmaz, bundan büyük tembellik olmaz, bundan büyük ahlaksızlık olmaz, bundan büyük nezaketsizlik olmaz. Bunca nimeti kim gönderiyor? Kime teşekkür edeceğim? Ondan haberi yok. Hayatın gayesi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yaradanı bilmektir. Yaradanı bileceksiniz. Hem de çok sağlam bir şekilde bileceksiniz. Mutlaka bileceksiniz. Muhakkak bileceksiniz. Bunu bilmediğiniz zaman vazifenizi yapmamış oluyorsunuz. Hayatınız boş. Dünya üzerinde Allah'ın bir sürü böyle bu gerçeği yakalayamamış kulu var. Onlar gibi olursunuz. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu bu gerçekleri yakalayamıyorlar. Sirke sineği gibi, yani bir sirke çanağının üstünde uçuşan böyle zayıf naif sinekler, sabahleyin bakarsınız, akşamleyin bakarsınız üstünde uçuşuyorlar. Yerler sinek ölüsü dolu. Sirke sineği gibi insanlar. Kıymeti yok. İnanmamış insanın kıymeti yok. İnsanı insan yapan, insanı sultan yapan, insanı ölmez bir varlık haline getiren imanı. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. Yani sözün büyüklüğüne bakın. Sonra yani bilmemeye karşı duyulan şeye, tahkire bakın, tahkir duygusuna bakın. Ölen hayvan imiş. Yani eğer şeyse, inanmış değilse işte hayvandır. Efendim ne olacak? Aşıklar ölmez diyor. Yani kendisine
rızkı gönderen, nimeti veren, varlığı veren, aklı veren, fikri veren, İslam'ı veren, imanı veren, duyguyu veren Rabbini bilmek ve ona aşık olmak. Hayatın gayesi bu. Sevgi. Sevgi. Makamların, manevi tasavvufi makamların en üstünü sevmek. Aşk makamı, şevk makamı, aşkullah, muhabbetullah makamı. O makamı bulmuşlar. O bu hayattan içmişler eskiler. Asıl vazifemiz bu. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesi bize bunu bildiriyor. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Sizin de asıl işiniz bu. Sizden öncekilerin de asıl işi buydu. Sizden sonrakilerin de asıl işi bu. Babanızın da işi bu. Annenizin işi de bu. Kardeşinizin, komşunuzun işi de bu. Allah'ı bileceğiz. Allah'ı bulacağız. Çünkü ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ayet-i kerime bize bildiriyor ki nerede isek o bizimle beraber. Neredeysek bizimle beraber. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلْبِهِ. Kişiyle kalbi arasını ihata eder. O arada, efendim, o arayı kuşatır, çevreler diye bildiriliyor. Yani Yunus bunu çok güzel anlamış. Diyor ki, isteme gil anı ırak. Gönüldedir ana durak. Yani Cenab-ı Mevla'yı uzaklarda arama. Almanca bir din kitabı, çocukların din kitabını getirmişler diye ilk sayfayı açtım. Diyor ki God is in der Himmel. Tanrı göktedir. Öyle saçma şey mi olur? Allah-u Teala Hazretleri her yerde. Yani bir yerde olup bir yerde olmaması düşünebilir mi? Öyle saçma şey mi olur? Yani adamlar uzakları düşünüyorlar. Adamlar efendim yer arıyorlar. Yer arayınca da bulamıyor tabii. O Laplace mıdır nedir? Bir astronomi alimi, kafir, kafircik. Sormuşlar hangisiyse bu gökleri yeni böyle teorileri ortaya atıp da anlatan adam. Üstad demişler senin sisteminde Tanrı'nın yeri neresi? Benim sistemimde Tanrı'ya yer yok. Çünkü o böyle yontulmuş taştan filan taht filan düşünüyor galiba. O üst tarafa oturmuş bir put düşünüyor. Tabi adamın daracık akılcığına efendim sığdıramadığı bir şey. Ama gerçek öyle değil. Bulan buluyor. Ve bulduğunun sonucu da belli oluyor. Yani bulduğunun sonucu da belli oluyor. Bulan acaba sübjektif bir olguya mı varmış? Acaba bulamadığı halde kendisini buldu mu sanıyor yoksa gerçekten mi buluyor? Bulan gerçekten buluyor. Gerçekten buluyor çünkü olgularla, tezahüratıyla bulduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsiyle buyurmuş ki, kulum bana ibadet ve taatlerle hayır ve hasenat ile, nevafil ile yaklaşa durur. Her yaptığı ibadet kulu Allah'a biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır. Nihayet iyiliği galebe çalar. Kul esas yapısı itibariyle, genel manzarası itibariyle iyi bir kul olur, iyilik yapan bir kul olur. Ufak tefek kusurları olsa bile hatasız kul olmaz ama genel yapısı itibariyle nihayet böyle hayırla, hasenatla, iyiliklerle meşgul olan bir iyilik meleği gibi bir insan olur. Herkes görür, sever, karınca ezmez, tatlı dilli, kimsenin kalbini kırmaz, iyi insan. Herkes ittifak eder. Hatta uhibbahu. Nihayet ben o kulumu severim. Yani böyle nafile ibadetleri yaptığı zaman ilerleye ilerleye ben o kulumu severim. Feiza ahbettuhu. O kulumu sevdiğim zaman da gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum, tutan eli olurum, söyleyen dili olurum, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Yani bir beşer görüşüyle görme değil, Allah-u Teala Hazretlerinin gösterdiği her şeyi görme durumuna gelir. Günü görür, istikbali görür, cenneti görür, efendim hilkati görür, falanca insanın efendim uzakta yaptığı şeyi görür, söylediği sözü duyar, yaptığı ters işi haber verir. Onun karşısına çıkar. Neden? Çünkü Allah gören gözü oldu. Allah işiten kulağı oldu. Allah tutan eli oldu. Allah ona yardım etti. O Allah-u Teala Hazretlerinin yardımına mazhar olunca müstesna bir kul oluyor. Bizim tanıdığımız şu bize materyalist eğitimle öğrettikleri efendim sistemden başka sistemler çalışmaya başlıyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olduğu zaman yakınlar uzak oluyor. İmkansız işler mümkünat dairesine giriyor.
yapılamayan şeyler yapılabiliyor, mesafeler aşılabiliyor, efendim yedi kat gökleri seyran edebiliyor Allah'ın bir kulu bir anda, efendim karşısındakinin gönlünden geçeni söyleyebiliyor, hiç kimsenin yapamadığı işleri yapabiliyor, bir işaretiyle efendim kameri ikiye bölebiliyor. Neden? Allah yardım ettiği için, Allah'ı bulduğu için, Allah'ı bildiği için, Allah'ı sevdiği için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, Allah'tan hakkıyla korksaydınız, dualarınızla dağlar yerinden kayardı. Yani zail olurdu, zeval bulurdu, yok olurdu, kayardı, toz olurdu. Her şey olurdu yani. Allah-u Teala Hazretlerinin insan sevgili kul olmaya bakmalı. Bizim hayatımızın gayesi Allah'ı bilmek, Allah'ın sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak. Bastıra bastıra, tekrar tekrar, yine her zaman, her anda, her yerde söyleyeceğimiz söz bu. Gayemiz bu. İlahi, ente maksudu ve rıdake matlubi. Yazın defterinizin başına, yazın kalbinize, yazın her zaman açtığınız efendim şeyin cüzdanınızın bir kenarına. Bir arkadaş kol saatinin üstüne mürekkeple yazmış. El mevtu hakkun diye. Yani saate bakıyor. Her saate bakışta el mevtu hakkun, ölüm haktır. Bir gün başına gelecek, muhakkak gelecek diye o ihtar alıyor. Siz de bir yere yazın ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Unutmayın ya Rabbi, ben seni bilmek istiyorum, seni bulmak istiyorum. Asıl vazifem bu. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Asıl gayem, asıl hedefim bu diye şey yapmamız lazım. Hilafsız, ihtilafsız, tereddütsüz gerçek bu. Hayatın en mühim gerçeği bu muhterem kardeşlerim. Başka şeylerle oyalananlar sonunda hep efendim pişmanlık içinde kalmışlardır. Hep nedamet duymuşlardır. Hep saç baş yolmuşlardır. Hep yaka yırtmışlardır. Hep diz dövmüşlerdir. Efendim çok pişman olmuşlardır. Siz böyle olmayın. Gençlikte olan ibadetin değerine paha biçilmez. Siz Allah'ı bilmeyenlerden olmayın. Siz Allah'ı bulmayanlardan olmayın. Siz gafillerden ve cahillerden olmayın. Nedir Allah'ı bulmaya mani olan şeyler? Bir, cahillik. Hiç duymamıştır, hiç haberi yoktur, hiç bu konulardan kulağına bir şey gelmemiştir. Hiçbir konuları bilen insanların yanına yanaşmamıştır. Hiç o tarakta bezi yoktur. Bambaşka bir muhitin içinde yetişmiştir. Çevresi başka insanlardır. Efendim vur patlasın, çal oynasın, oynayan kimselerdir. Eğlenen kimselerdir. Dinsiz insanlardır. İçki içen insanlardır. Dans eden insanlardır. Veyahut efendim daha başka bir gaflet türü ile ömrünü ifna eden, mahveden, yok eden insanlardandır. Hiç duymamıştır. Cahillik. Tamam. Bu masum bir manidir. Cahillik ilim ile izale olur. Onun için ilmi çalışma en önemlidir. Onun için hepimizin ilme yardımcı olmamız lazım. Şimdi bazı kimseler bizimle iddialaştıkları için, zıtlaştıkları için, bizim de Allah hamdü senalar olsun efendim profesörlük vermiş, ilim sıfatı vermiş. En üstün makam efendim cihattır, mühattır filan. Hayır. En üstün makam ilimdir. Yani alemin mertebesi makamların en üstünüdür. Hadis-i şerifler böyle şey yapıyor. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. En üstün makam ilim, rütbetül ilmi aileler rütebtir. Rütbelerin en üstünü ilim makamıdır. Onun için biz kendimizi ilme adadık. Bakın Asfa dershanesi, Aksa dershanesi neyse efendim, çalışmalarımız, sizi toplamamız, sizinle konuşmamız, görüşmemiz, dergilerimiz, kitaplarımız, efendim kurslarımız, vaazlarımız hep ilim içindir. Hep o yoldadır. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İlmin kaynağı Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. İki sağlam kaynağa dayanmışız. Efendim o pınarlardan alıyoruz. Efendim onun sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ümmetin fesada uğradığı zamanda benim sünnetimi ihya edenlere 100 şehit sevabı verilecek diye hadis-i şerifler vardır. Çok medihler vardır. Çok ikramlar vardır alimlere. Allah'ın çok iltifatları vardır. Çok büyük mertebesi vardır alimlerin. Ahirette çok büyük efendim iktidarları olacak ve şefaat edeceklerdir. O bakımdan ilme çalışın. Zaman, gençlik çağı ilme çalışma zamanıdır. İlme çalışın. İlmin en önde gelen cinsi de, türleri içinde en şereflisi de marifetullah.
Allah'ı bilme ilmidir. Allah'ı bilme çalışmalarıdır. Bunu her şeyden önce yapacaksınız. Hangi meslekten olursanız olun Allah'ı bilen kimse olacaksınız. Allah'ı bilen doktor. Allah rahmet eylesin. Kenan Çığman doktor idi. Ne kadar güzel kitaplar yazdı. Nur içinde yazsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Ne güzel evlat yetiştirdi. Doktordu ama yani hocalardan çok, bazı hocalardan daha fazla hizmet etti. Kimi mühendis olur. Kimisi doktor olur. Kimisi daha başka meslekten olur. Bu sahaya gönül vermiştir. Siz de ilmi çalışma yapacaksınız. En başta bu cahillik izale olunacak. Bilgi sahibi olacak. Ama bilgi uygulamak içindir. Bilgi gerçeklere ulaşmak içindir. Bilgi vasıtadır. Bilgi gaye değildir. Bilgi süs değildir. Bilgi böbürlenme vesilesi, fahır vesilesi değildir. Çalım satma vesilesi değildir. Bildiğini uygulamayan insan daha büyük vebal altında kalır. Onun için uygulayacaksınız. Kardeşimiz ne güzel söyledi. Yani bildiğini söylemeyen, dalkavukluk eden, yaltaklık eden alimler olunca zalimlerin işi daha hızlı gidiyor. Her yerde dobra dobra hakkı söyleyecek. Bildiğini söyleyecek, bildiğini uygulayacak. Cihadın en üstünü zalim sultanın karşısında hak sözü söylemektir diyor Peygamber Efendimiz. Efdalül cihad, kelimetü hakkın inde sultanın cair diye ifade buyurulmuş. Onun için ilim birinci merhale. Diğer bir mani dünyadır. Dünya, yani bu hayatı dünyanın, içinde yaşadığımız dünya hayatının çeşitli süsleri vardır, zevkleri vardır, eğlenceleri vardır. Hakikaten tatlıdır fani dünya, hoştur. Su başları, ağaç dipleri, piknikler, deniz kenarları, yaylalar, manzaralar, paralar, balkonlar, meşrubatlar, tatlılar, tuzlular, danslar, şarkılar, zevkler, eğlenceler, çalgılar vesaire vesaire vesaire. İşte dünya hayatı, dünya hayatının çeşitli sahneleri ve maddeleri insanı alıkoyar, oyalar, meşgul eder, zihnini çeler, kalbini çeler, aklını çeler, kendisine bağlar. İnsan bir ara bir şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur, birden Azrail aleyhisselam karşısına gelir. Vaden yetti, ver bakalım emaneti diye. O zaman vah etmesi fayda etmez. İnsan nasıl meşgul oluyor? Küçüklüğünde yeme içmeyle meşgul olur. Horoz şekeri, düdüklü şeker, bilmem macun, elma şekeri, bilmem keten helvası, kağıt helvası, dondurma, bilmem ne, çikolata vesaire filan hep midesine hizmet yolundan gider. Ondan sonra delikanlık çağına gelir. Divan edebiyatını eline alır. Orhan Veli'yi yapar. Kendisine rehber eder. Bakarsınız başında kavak elleri esiyor. Böyle aşktan, şevkten, şuradan, buradan nefsani şeylerle böyle geçer. Ondan sonra nihayet birisiyle anlaşır, bir yuva kurar. Bir kızın peşinde koşturur, onu da kandırır. Uyuşurlar, evlenirler. Tamam, o sahnede kapanır. Ondan sonra artık ev kurulduğu için ev lazım, maaş lazım, geçim lazım vesaire diye. Bu sefer de bir para hırsı başlar. Bir iş kurayım, daha çok para kazanayım, daha çok aldatayım, daha fazla miktarda rahat edeyim filan derken mal sevgisi başlar. Mal sevgisini bulduktan sonra ya ben zenginim ama kimse bana böyle ayağa kalkmıyor, iltifat etmiyor filan, biraz da başkan olsam filan demeye başlar. Orada burada sosyal derneklerde vazife almaya başlar. Böyle mevki makam arzusu. Yani bir seçimlere girsem belki milletvekili de olurum filan, belki bakan olurum filan diye şey yapar. Sonra en sonunda da bu oyalayıcı şeylerin en sonunda da hubbu riyaset vardır. Asıl başkan, en büyük başkan olmak filan arzusu. Ondan sonra da hiç olur gider. Yani şah olsa ne olacak? Şahlar şahı olsa ne olacak? Ondan sonra da ecel gelir, ömür biter. Yani dünya hayatı insanı çeşitli, süslü, aldatıcı şeyleriyle aldatıyor. Onun için eskiler bu dünyayı bir cadaloz, yaşlı, fahişe, koca karıya benzetmişlerdir. Yani yüzünü gözünü öyle boyamış ki dışarıdan yaşlılığı, yüzünün kırışıklığı anlaşılmıyor. Ama kırıtıyor,
işmar ediyor, efendim işaret ediyor, onu kandırıyor, bunu kandırıyor, peşine takıyor, gel peşimden, mendil atıyor, efendim oyalı mendil atıyor, hadi bakalım onun peşine takılıyor, gidiyor filan. Böyle çok insanı kandırmıştır bu dünya. Onun için kahpe felek demişlerdir, kahpe dünya demişlerdir. Efendim mecu dürüsti ahd ez cihani sösnihat, kin acuze arusi hezar damades diyor şair Farsça'da. Sen sakın bu dünya denilen acuze koca karıdan sana vefa bekleme. Bu sana sadık bir yer olmaz, iyi bir eş olmaz. Çünkü bu bin damatlı bir karıdır bu. Sadece senin karın değildir ki, bin tane damat başka heriflerle de bu düşer kalkar demek istiyor yani. Dünyanın vefası yoktur diye böyle anlatıyorlar. Dünya insanı böyle aldatır. Dünyanın zevklerine aldanmamak lazım. Akılcı olmak lazım, gerçekleri görmek lazım. O da ilimden elde edilen malumatla olur. Kör akıl, sırf akıl, efendim, sadece böyle vahiy ile desteklenmeyen akıl da bu gerçekleri bulamıyor. O zaman bakıyorsun Yunan filozofları gibi oluyor adamlar. Yani laf var, laf ebeliği var, tefekkür var. Okuyorsun, dinliyorsun Yunan filozofu, Latin filozofu falanca filanca, ne olacak? Boş. Yani vahiy ile beslenmemiş, efendim, gıdalanmamış bir akıldan da fayda yok. Onun için helak olup gidiyorlar. Demek ki cahillik bir belaymış, dünyanın süsleri bir başka belaymış. Deli eder insanı efendim bu dünya, şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç dediği gibi Orhan Veli'nin, hakikaten deli ediyor. Birçok kimse, hele delikanlılık çağında çok deli olurlar. Ondan sonra eve gitmeyi unuturlar, akşamları cam altlarında uyurlar, kalırlar filan. İşte fani dünya böyle aldatır insanı. İleriye doğru zamanlar geçtikten sonra da ağrılar, sızılar başlar. Belim ağrıyor, ibadet yapamıyorum. Dizim ağrıyor, ibadet yapamıyorum. Midem rahatsız, ibadet yapamıyorum. Alışmamış bir kere. Artık böyle katılaşmış. Bu da bir şeydir. Aman dünya sevgisine tutulmayın. Bu hastalığa tutulmayın. Bu çok fena bir hastalıktır. Bu hastalığa tutulursanız iflah olmazsınız. Mahvolursunuz. Ahireti tercih edin. Ebedi hayatı tercih edin. Onu kazanmaya çalışın. Oranın makbul insanı olmaya çalışın. Çünkü kim ahireti tercih ederse Allah onu sever ve ona yardım eder. Üçüncü düşman, Allah'ı tanıma yolunda insanın önüne dikilmiş olan çeşitli manialardan, gerilmiş olan manialardan üçüncüsü nefs denilen bir şeydir. Nefs, Batı dillerinde ego deniliyor. Türkçe'de ben, benlik. Yani kişinin beni, insanın içindeki beni deniliyor. Efendim, nefs insanın canının bir tarafıdır yani. Kendi maddi menfaatlerini kollamakla görevli bir iç varlığıdır. Mesela acıktığı zaman içeriden feryadı basar. Karnım acıktı ya, bir yemek gönder. Nedir bu, sabahtan beri yemek yemedim bilmem ne. İçeriden böyle bakarsın bir yemek arzusu. Efendim, Mart'ta kedileri damlara çıkarttır, miyav miyav sabahlara kadar bağırttırır filan. Çeşit çeşit arzuları vardır. Haklıdır, neslin devamı içindir, kendisinin bakası içindir, yok olmaması içindir, var kalması içindir, canlı zinde kalması içindir. Meşru ölçüler içinde tabii ona da hakkını vermek lazım. Peygamber Efendimiz her şeyi kamil manasıyla bize anlattığı için diyor ki nefsüke matuyyetüke ferfak biha. Nefsin senin bineğindir. Ona mülayim davran. Yani tamamen de bir düşman değil. Öldürelim nefsi. Öldürme, at. Lazım sana. Bu yolculukta bineceksin, gideceksin. Öldürmeye gelmez. Efendim, azdırmaya da gelmez. Gemi azıya aldırtmak da doğru değil. Öldürmek de doğru değil. İslah etmek lazım. Terbiye etmek lazım gelir. Onun için bir nefis terbiyesi diye bir mesele vardır. Mühim bir meseledir. Bu nefislerin terbiye edilmesi lazımdır. Bizim 20. yüzyılda Cumhuriyet Türkiye'sinde unutulmuş bir iştir bu, nefsi terbiye etmek. Bedeni terbiye etmek ve geliştirmek için çok önem veriliyor. Stadyumlar, futbol kulüpleri, efendim, televizyon kanalları, transfer ücretleri, milyonlar, milyarlar, böyle büyük şeyler, kulüplerin, Beşiktaş'ın hala şeyler, bayrakları böyle sokaklarda herhalde bir sene devam edecek galiba. Asılı duruyor böyle, nereye gitsek. Bir şampiyon olmuş diye yer yerinden oynadı. Trafiği filan dinledikleri yok. Yasak yollardan giriyorlar, polisin gözü önünde kırmızı ışıktan geçiyorlar. Neden? Beşiktaş şampiyon olmuş. Yani akarsular duruyor yani.
Vücudun gelişmesi için spora bir müsamahanın sonucu tabii. Ruhun gelişmesi için de, nefsin gelişmesi için de bir nefis terbiyesi vardır. Yani cümnastiğe riyazat-ı beden derler eski tabirle Osmanlılar. Riyazat-ı beden yani idman dediğimiz vücudun gelişmesi için halter, barfix, efendim bilmem koşma, efendim atletizm, diğer çalışmalar vesaire. Bu vücut sıhhatli olsun, dinç olsun diye. Demin şeyler de söyledi, konuşmacılardan bazıları. Yani sağlam olmanız lazım diye, sıhhatinize dikkat etmeniz lazım diye. Tamam ama ruh daha önemli. Ruh daha önemli. Yani bedeni sıhhatli olan bir insan, ruhu berbat ise felaket bir muzur mahluk olur. Konfüçyüs diyor ki kaplanın kanatları iyi ki yok. Kanatları olsaydı yapmayacağı zarar olmazdı. Uçarak gelirdi bu sefer. Duvarları da aşardı. Evlerin içine camlardan girerdi. Herkesin canına okurdu. Yani ruh terbiye edilmediği zaman bedenin kuvvetli olması büyük felakettir. O kuvveti nispetinde muzurluk yapacaktır adam. Cana kıyacaktır, efendim haksızlık yapacaktır. Onun için nefis terbiyesi önemli bir iştir. 20. yüzyılda Cumhuriyet'le beraber kapanmış bir şeydir bu. Halbuki Osmanlıların en önemli işlerinden biriymiş. Yani Osmanlı gençleri, Osmanlı halkının en önemli işi. Şimdi hani diyorlar ki şeyhler ne yapmış? Yani oturmuşlar laf üretmekten başka ne yapmışlar? Osmanlı tepeden tırnağa derviş ve tasavvuf bir kavimdir. Mutasavvuf bir kavimdir. Bütün savaşları hep tasavvuf erbabı insanların eseridir. Hepsi tepeden tırnağa öyledir. Yani padişaha da şeydir. Padişaha da Beyazıt'ı, Veli, Sofu Beyazıt, bilmem Sofular Caddesi'ndeki o Şeyh Efendi'ye bağlıdır. Efendim Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e bağlıdır. Bilmem Osman-ı Gazi Şeyh Edebali'ye bağlıdır. Abdülhamid falanca Şazili Şeyhine bağlıdır. Filanca böyledir. Tepeden tırnağa Osmanlı mutasavvıftır zaten. Eskiden gençler birbirleriyle karşılaştıkları zaman Beyazıt Meydanı'nda filan musafaha ederlermiş, hal hatır sorarlarmış. Üstadım, efendim nasılsınız, zat-ı alileri nasıllar filan diye biraz böyle tanıştıktan İsmail'inizi bahşeder misiniz acaba filan diye böyle Osmanlı usulü kibarca sorduktan sonra derlermiş ki bizim Yusuf Ziya Binatlı hocanın şeyiyle, tabiriyle mirim, zat-ı devletleriniz hangi dergaha müntesipsiniz acaba? Öyle derlermiş. Mirim demek, efendim demek yani komutanım demek. Emirim demek yani. Yani karşısındakine öyle hitap ediyor. Hangi dergahtan feyiz alıyorsunuz, nereye müntesipsiniz diye onu sorarlarmış. Diyor ki, şimdiki gençlerin hangi takımı tutuyorsun dediği gibi diyor. Hani Fenerbahçeli misin, Beşiktaşlı mısın filan dediği gibi biz o zaman diyor gençken birbirimize onu sorardık. Efendim ben Selami Ali Tekkesi'ne müntesibim. Efendim bendeniz Mevlevi Tekkesi'nin bendegânındanım. Efendim bendeniz söyleyin böyleyim diye cevap verirlermiş birbirlerine. Hakikaten giderlermiş. Şeyh Efendi'den efendim kemalat-ı insaniyeyi ve İslamiyeyi öğrenirlermiş. Edip kimse olurlarmış. Osmanlı Çelebi'si olurlarmış. Tarihe nam salmışlar. Şeyde Libya'da Araplarla karşılaştık. Orada bahis konusu oldu. Arapça'da efendim bir kimseyi çok kibar, çok centilmen filan manasına böyle methetmek için şimdi kullanılan tabir yani en büyük iltifat şuymuş. Ente Osmanli dedi mi? Yani sen Osmanlısın demek. Yani çok çelebisin, çok kibarsın, fevkalade centilmensin filan manasına geliyormuş. Osmanlı dediği zaman artık adamın duyduğu zevkin haddi hesabı yokmuş, koltukları kabarıyormuş. Böyle yani Osmanlı dediğimiz insanlar böyle centilmenlikle tanımışlar. Neden? Nefis terbiyesi var, kibarlık var, zarafet var, efendim kalp kırmamak var, vefa var, sevgi var. Benim babamın bir arkadaşı vardı, her yerde anlatırım. 40 sene adamcağız her cumartesi günü babamın dairesine gelirdi. Efendim beraber cumartesi günü buluşurlardı. Ya bir atlatsana bu işi. Biraz bazı cumartesileri yapmasana. Hayır. Her cumartesi yapacak. Neden? Dürüst insanlar. Mert insanlar. Evini satmış 40 bin liraya. 3 katlı evi satmış. Akşam gelmiş birisi. Bahtiyar amca nur içinde yatsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Adını böyle zikrediyorum ki kabrine nuru yatsın diye. 40 bin liraya evini satmış. Bir başkası duymuş gelmiş sabahleyin demiş ki Bahtiyar Efendi evini satmışsın ya. Evet sattım. Kaça sattın? 40 bine sattım. Kapora verdi mi? Para verdi mi? Yok vermedi. Demiş ben sana 65 bin lira vereyim bana ver evi.
Bahtiyar amca Arnavut asıllı. Şöyle bir doğrulmuş, kızmış, neredeyse evden atacak yani bu sözü söyleyen şahsı. Bana bak demiş, sen benim sözümü duymadın galiba. Ben demiş, evi sattım dedim demiş. Duymadın mı demiş. Yani adam %50 fazla fiyat teklif ediyor. Daha para alınmamış, bir şey olmamış. Ortada fol yok, yumurta yok deriz biz yani şimdi. Dönüveririz. Yani ne yapayım kardeşim, sen o kadar ver, sana vereyim. Bak bu 65 bin veriyor şimdi. O 65 bin verirken ben 40 bine razı olur muyum deriz yani biz. Bu zamanın insan öyle der. Ama Bahtiyar amca demiyor. Neden? Mert insan. Fazail-i ahlakiyeye sahip insan. Söz verdim diyor. Duymadın mı diyor. Sattım dedim diyor. Söz. İnsanın sözü doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Kalbi, sözü doğru olmayınca dini doğru olmaz. Hepsi bunlar birbiriyle ilgili. Eskiden bu eğitimi alırlardı. Alırlardı. Bu tekkelerin kapatılmasıyla, tasavvufun horlanmasıyla, efendim ilga edilmesiyle, efendim insanlar nefis terbiyesinden mahrum kaldılar. Şimdi herkesin nefsi efendim kilise direği kadar kalındır. O kadar böyle şeydir. Kimsenin nefsine dokunamazsın. Dokunduğu zaman felaketler olur. Yıldırımlar çakar. Sen kendini yerde bulursun. Yani Coşkun kardeşimizin 15 gün böyle gözünün böyle mor eve geldiğinden daha beter olur insan. Hele insanın bir nefsine bir dokun, ne hale gelir? Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Affetmek yoktur. Kardeşlik yoktur. Sevgi yoktur. O terbiye yoktur. Nefis terbiyesi yoktur da onda. Genel müdür de yoktur, bakan da yoktur, başbakan da yoktur, reisi cumhur da yoktur, komutan da yoktur, sende yoktur, bende yoktur, falanca da yoktur, filanca da yoktur. Onun için cemiyetimiz böyle nobran nobran, birbirine efendim uyuşmaz, yanaşmaz, şey yapmaz, sözüne güvenilmez, beraber iş yapılmaz, insanlar yığını olmuştur. Ortaklık yaparsın, aldatır. Söz verir, yerine getirmez. Ahd eder, ahdinde durmaz. Arkadaşlık kurar, arkadaşlığı bozar. Efendim işe yaramaz. Neden? Nefis terbiyesi yoktur. Siz bu nefis terbiyesi meselesine önem verin, ihmal etmeyin. Bir de şeytan diye bir büyük düşmanımız vardır. İnne şeytane leküm aduvun fettehizuhu aduvva. Bilin ki böyle bir düşman vardır. Sizin damarlarınızın içinde dolaşır da sizi aldatır. Efendim her türlü kötülüğü yaptırır. Allah'a sığınırsanız, Allah'a dayanırsanız şeytan tesir etmez diyor ayeti kerime. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbuhu. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İman edip de Rabbine tevekkül edenlere şeytanın tesiri yoktur diyor. Demek ki Allah'ı bilmekle kendiliğinden zail olacak, tesirsiz hale gelecek bir düşmandır. Çok o kadar önemli değil. En önemli düşman insanın nefsidir. A'da aduvüke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın kendi içindeki kendi nefsindir. Hadis-i şerifte böyle. Onunla savaş cihadın en büyüğüdür. O bakımdan efendim Allahu Teala Hazretleri bilhassa marifetullahı elde etme hususunda, ilim irfan hususunda, ayetleri, hadisleri, dinimizin ahkamını öğrenme hususunda gayret versin. Fırsatları kaçırttırmasın. Sonra belli bir yaştan sonra yani Elem Neşrah Leke suresini bile ezberleyemeyecek hale gelir hafızanız. Durur, artık çalışmamaya başlar. Ezberleyemiyorum hocam dersiniz. Onun için ne varsa şimdi ezberlersiniz. Bak bizim Mustafa kardeşimiz koskoca Sakarya şiirini nasıl okudu? Yani her şey gençlikte oluyor, yani ezberleniyor. O bakımdan ilmi öğrenin ve nefis terbiyesine muhakkak riayet edin. Şu nefsinizi terbiye edin. Çünkü kad eflaha men zekkaha. Kim nefsini terbiye ederse o kurtulacak, o felah bulacak, o cennete girecek, o Allah'ın sevdiği, razı olduğu kul olacak. Nefsini terbiye etmeyen de dünyada ahirette rezil rüsva olur. Bir kardeşimiz kahpe felek sözüyle kastedilen mana nedir diye soruyor. Felek gök demektir. Çoğulu eflak diye geliyor. Yedi kat göklerin her birine felek denmiş, eflak denmiş. Yani eski insanlar batıl inançları dolayısıyla her göğün içinde bir yıldız olduğunu düşünürlermiş ve o yıldızın ismiyle adlandırırlarmış. Mesela felekül kamer diyor. Yani ayın içinde bulunduğu gök tabakası. Onun düşüncesi, onların yani bir gayri ilmi buluyoruz şimdi. Feleki zühal, zühal yıldızının efendim içinde bulunduğu gök tabakası. Feleki zühre, feleki utarit, feleki merrih, feleki şems filan diye. Bunların hepsinin de etrafını feleki atlas denilen bir büyük feleğin
kapladığını düşünürlermiş. Ve bu her yıldızın da insanların talihi üzerinde, yani bahtları, talihleri üzerinde tesiri olduğunu sanırlarmış. Bu da batıl bir inanç. Yıldız fallarının filan kaynağı bu. Hani gazetelerde efendimiz yıldız falınız filan diye şimdiki müneccimler, cadılar, cadalozlar şey yapıyorlar ya, yazıyorlar ya, işte o asılsız şey. Efendim, adamın başına bir şey gelirse kendi yıldızına atfettiği için şeyi, gelen belayı, ah kahpe felek diyor. Yani ona çatıyor, ona sövüyor ama halbuki aslında mukadderat Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyledir. O ayın güneşin doğmasıyla, batmasıyla, tutulmasıyla ilgisi yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel söylüyor. Oğlu İbrahim vefat etmiş. Tam o sırada güneş tutulmuş. Herkes diyorlar ki bak peygamberin oğlu vefat ettiği için güneş bile teessüründen tutuldu. O bile karardı, nuru karardı. Kalkıyor, hutbe irad ediyor. Ey insanlar! Ay ve güneş Allah'ın emriyle hareket eden gök varlıklarıdır. Bir kimsenin vefatıyla ilgisi yoktur diye ne kadar güzel açıklamalar ile bildiriyor. Bu kahpe felek sözü de bir kafirce sözdür. Sarhoşça sözdür. İşte bilimsiz, ilimsiz olan insanların söylediği sözlerdir. Herhalde Arapların zamanında da söyleniyormuş ki Peygamber Efendimiz diyor ki la tesübbü dehre, zamana sövmeyin. Ha feleğe sövmüş, ha zamana sövmüş. Allah kahretsin şu zamanı bilmem ne filan. Çünkü diyor sövmeyin, dehre sövmeyin. Fe innallâhe hüvet dehir. Yani sizin dehir diye kastettiğiniz şeyin yapıcısı Allah. Allah'a sövmüş oluyorsunuz diye bildirmiş. Onun için bu söz bizim sözümüz değildir. Yani bize yakışan söz değildir. Biz biliyoruz ki her şey Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyledir. Hayatta, ölümde. Onun için ölümden korkmuyoruz. Cümle cihan halkı peşimize düşse, bizi öldürmeye kalksa, biz biliyoruz ki Allah'ın bizi yaşatmaya efendim karar verdiği kaderimizde yazılı vakte kadar biz yaşayacağız. Hepsi ölür, biz kalırız. Gökten şey taş yağsa şuraya yaşayacak olan yaşar. Bir gemideki bütün insanlar batacak olsa ölmemesi gereken insanı Allah çıkartır. Hepsinin altında kalsa, zelzelede 7 kat yeri, şeyin apartmanın altında kalksa 3 gün sonra oradan Allah çıkartır. Yani Allah'ın yaşattığını kimse öldüremez. Allah'ın öldürmeye karar verdiğini, kaderin efendim vadesini 70 olarak yazdığını kimse yaşatamaz. Allah'ın aziz kıldığını kimse zelil kılamaz. Allah'ın zelil kıldığına da kimse aziz kılamaz. Biz ona tevekkül etmişiz, ona dayanmışız. Ne ölümden korkuyoruz, ne Amerika'dan korkuyoruz, ne Rusya'dan korkuyoruz, ne şundan korkuyoruz, ne bundan korkuyoruz. Yani Müslümanın efeliğinin yanına kimse yanaşamaz. Elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu güzel imandan, bu nurlu yoldan, bu irfandan ayırmasın, mahrum bırakmasın, gafil ve cahil eylemesin. Tabii nefis terbiyesi nasıl olacak filan diye sordular. Onun tekniğini anlatacak filan dedi Coşkun. Bu böyle lafla olacak bir şey değildir. Yani anlatırım ama gene anlaşılmaz. Çünkü koyun kaval dinler gibi dinler insanlar. Yani sözlerin altında yatan manaları hissetmesi için bayağı böyle bir eğitimden geçmesi lazımdır. Halvetlerde diz çökmesi lazımdır, zaman harcaması lazımdır, tefekkür etmesi lazımdır, tesbih çekmesi lazımdır. Öyle o lafla filan olmaz. Onun için çok güzel bir söz var, hafif mizah yollu ama çok güzel. Dervişlik olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Bir pazarlık ederdik 30'a veya 40'a veya 50'ye. Biz de alırdık, ver şuradan yarım kilo dervişlik. 250 gram daha ilave et, tadı da fena değilmiş. Hadi bir de şu renginden ver filan diye biz de alırdık. Böyle alınan satılan bir şey değildir. Ciddi bir eğitim işidir. Allah sevmedikten sonra da olmaz. Allah sevmedikten sonra Allah sevmediği insanlara hidayet vermediği için gönlünün şeyleri de açılmaz, kilitleri de açılmaz. Günahta ısrar ederken olmaz. Onun için halvete giriyor insan. Halvete giriyor, 40 günde insanın şeyi değişir. Bünyesi değişir. Helal lokma yiyor, haramdan uzak duruyor, ibadet ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin efendim duasını kabul ettiği insan oluyor. Çünkü bir insan bir haram lokma yerse 40 sabah namazı kabul olmaz diye hadis var. Demek ki namazı kabul olmaz, duası kabul olmaz. Uğraş babam uğraş, haram lokmayla beslendiği için yola gelmiyor. Şimdi ben bazı insanlara bakıyorum, doğru düzgün giderken yamuk yamuk gitmeye başlıyor. Bakıyorum, haram lokmanın tesiri. Rüşvet aldı,
dairesinde hediye diye aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı, haram lokma girdi boğazından, bak ne dervişlik kaldı, ne sevgi kaldı, ne kardeşlik kaldı, efendim ne insaf kaldı, ne din kaldı. Neden? Haram lokmanın tesiri. İşte öyle halvetlerde efendim diz çökmeyince, efendim gayret sarf etmeyince kolay da olmuyor. Onun için uzun bir çalışma lazım. Ama bu çalışmanın bir baş tarafı tabii evveli bir girişi var. İnşallah onu da yaparsınız. Bir kardeşimiz ders tarifini lütfeder misiniz demiş. Ben o kadarını hepinize genel olarak verebilirim.